Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün Başlıyor'un ikinci saatiyle karşınızdayız. Gazetelerle devam edeceğiz ama artık geriye kalan gazeteler hani gazete diyemeye bin şahit ister. Propaganda bültenlerine geçeceğiz. Ama onlar da hani gazete diye çıkıyor ve ekrana giriyorsa merak eden izleyicilerimiz var. Acaba onlar ne diyor? Biz gazete almıyoruz. İnternete de girip onlara bakmıyoruz. Siz sabahleyin şöyle bize bir başlıklarını okuyun yeter o kadar diyorlar. Ben de buradan onun için sadece başlık manşetlerinde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Sonra bugün bizim değerli bir konuğumuz var. Damla Oğantaş, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyalar Sorumlusu bizlerle birlikte olacak. Türkiye'de 2020 yılında mültecilerle ilgili neler yaşadığımızı ya da görmezden geldiğimizi daha çok konuşacağız. Yeni Çağ Gazetesi kalmış, iktidarın her söylediğini başa çıkartmayan ama böyle milliyetçi konular olduğu zaman onlar da hiç uzakta durmuyorlar. Kurtuluş faizde aranıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 2021 para ve kur politikasında döviz alım satımı yapılmayacağını ve faiz ve sıkılaşmanın tek politika olacağını açıkladı. Faize döndüler. Başka türlü de olmayacağı açıktı. Hürriyet'in manşetinde ise 7 sayfada 500 mobbing. Antalya Kumluca Devlet Hastanesi başhekimi görev yerlerini terk eden iki hemşireye verdiği ceza pes ettirdi. Hemşireleri 500 kere ben salam diye yazdırdı. Bu esir kamplarında falan ancak olabilecek bir şey. Hemşireler şartlı imzaladı. Resmi inceleme de başlatıldı diyor. Başhekim hanımefendinin de fotoğrafı burada var. Hemşire Ayşe Yetkin, onurumuz zedelendi. Hemşire Merve Şahinler Çalışkan'da hakkımızı arayacağız demiş. Hemşireler Merve Şahin Çalışkan ve Ayşe Yetkin haklarında resmi yönetmenliğin uygulanmasını istedi. Geri adım atmayan başhekim Ayşegül Alkan, bu hemşireyi 500 kere ben salağım servisinden başka servise gittim cümlesini yazdırdı. Hemşireler 7 sayfa tutan metni başhekimin ısrarıyla kaleme alınmıştır notu düşerek imzaladılar. Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kulu Öztürk, arkadaşlarımızı hata yapmış olabilir ama cezası böyle verilmez dedi. Başhekim Alkan ise koronavirüs hastalarının temizlik personeline bırakılarak aşağı iniliyor diye kendini savundu. İş yerlerinde psikolojik şiddet ve mobbinge maruz kaldık diyen hemşireler şikayet etti. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Bu Hürriyet'in bugünkü başlığı olmuş. Politik haberleri yazamadıkları için bunları büyük biçimde vermişler. Dünyada 2020'nin en önemli iki ismi Almanya'da BioNTech firmasının temsilcileri, dünyanın en saygın ekonomi gazetesi Financial Times, koronavirüs aşısını bulan Özlem Törenci ve Uğur Tekin'i yılın insanları seçti. Evet, yılın kişisi, yılın adamı, yılın kadını falan diye de başka isimler var. Erdoğan düşük perdeden tepki vermiş. Böyle müttefik olur mu? Yani kalbimizi kırıyorsunuz. Niye böyle? Saygı, sevgi çerçevesinde halledersiniz efendim. Onu fazla üzütmeyin yani. Şey yapmayın. Latif Demirci'nin karikatürünü de aktarayım size. Aslında ben de merak ediyorum tabii onu. 65 yaş üstü kısıtlamalar. Baba mesleğimizi de bitirdi Mustafa. Günde 3 saat İnsan içine çıkmaya üşenir ya diyor baston ustası. Evet abi, her şey online oldu, esnaf bitti. Evet, el sanatlarını bitirmiş. Posta Gazetesi'nin manşetine bakalım. Yılbaşı alarmı var. Yılbaşı öncesi piyasalarda sahte içki miktarı patladı.
etil yerine metil alkol içeren dezenfektan ile yapılan içkiler Bursa'da 3 kişiyi öldürdü. 11 kişi de hastanede. Sahte içki son 69 günde 92 can aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dönem içki yasaklanmıştı ve sahte viski üretimi de ormanlarda yapılıyordu. Onu filmlerden biz sonra görüyoruz. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet'in manşetinde Ankara'da Sincar mesaisi, terör örgütü PKK'nın Sincar'da çıkarılması süreci çatışmaları sürerken konu Ankara'da kapsamlı bir şekilde ele alınıyor demiş. Erdoğan'dan hani sert açıklamalar diyor ya, bakın açıklamaya, bu nasıl müttefiklik? Yani bunun neresi sert? Bu bayağı alçak perdeden sitem etmek. Sen git müttefikle hiç danışmadan, hatta uyarılara rağmen hadi lan herkes yoluna anca gidersin de NATO'nun karşısındaki en büyük güç olan Sovyetler Birliği'nden füzeleri al, sonra böyle yaptırımlar gelince bu nasıl müttefiklik? Buradan devam etmen gerekir. Müttefik değiliz. Evet, Yeni Şafak'a geçiyorum. Yeni Şafak'ta yine sürmanşette Recep Tayyip Erdoğan var. Egemenlik hakkımızı aleni saldırı, ABD'nin yaptırım tepkisi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayine hedef alan yaptırımlarını Türkiye'nin egemenlik haklarına aleni saldırı olarak niteledi. JATSA'nın İlk kez NATO üyesi Türkiye'ye uygulandığına dikkat çeken Erdoğan, bu nasıl bir ittifak, bu nasıl müttefikliktir diye sordu. Sorunun cevap makamı da aynada duruyor. Elbisesiyle gömdüler CHP'li, belediye cenazeleri ortada bıraktı. CHP Balıkesir Edremit ilçesinde COVID-19'dan vefat edenlerin cenazesi ortada kaldı. CHP'li belediye hizmet veremeyip korsan garsallar da 4000 lira ücret isteyince YK'nın cenazesi yıkanmadan ve kefenlenmeden ceset torbasıyla elbisesiyle toprağa verildi diyor. Büyük bir haber bulmuşlar gerçekten. CHP'deki taciz meclise taşınıyor. Geçiyorum gazete, komik gazete. Milli Gazete'ye geliyorum. Milli Gazete'nin manşetinde yoksulluk artık sorun değil, hayat tarzı oldu. Basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, evet maalesef bugün gelinen nokta, Türkiye'de yoksulluk bir sorun olmaktan çıktı. Çünkü yoksulluk bir yaşam tarzına dönüştü diyor Saadet Partisi Başkanı. Evet. Aydınlık gazetesi de onların yanından yürümeye devam ediyor. Doğu Akdeniz'de mavi kurmaylık demiş. Mavi Vatan'da kurmaylığın öngörüldüğü görev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için sonuç alıcı faaliyettir. Doğu Perinçek'in doğum gününde ona bir üniforma, askeri üniforma hediye etmeliyiz. Evet sevgili izleyiciler, Doğu Perinçek'le beraber gazeteleri bitirelim. Geride zaten Sabah, Milat falan gibi gazetemsiler kaldı. Onların başlıkları da aynı. Bugün temel başlığı bu nasıl müttefiklik olacak? Biz bugün konuklu bölümümüze geçelim ve şu anda bizim konuğumuz Damla Oğantaş yayına hazır olduğunu söyledi arkadaşlar. Damla, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, günaydın. Evet. Bugün Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar Sorumlusu sıfatıyla bizim konuğumuzsun. 2020 yılı içerisinde pek çok büyük felaket yaşadık ama başta COVID olmak üzere. Bunun
kenarında kalan ve daha büyük dramlar içeren bir alan var. Mülteciler. Mülteciler 2020'yi nasıl yaşadılar? Bunu çok fazla açıdan ele alabiliriz aslında. Yani Covid'de girdik ama tam işte Covid'de ilk vaka açıklandı. Bunun birkaç gün öncesinde biz Edirne sınırındaydık. Çünkü Türkiye açık sınır politikası uygulayacağını, isteyen kişilerin Yunanistan'a geçebileceğini söylemişti. Ancak Covid'le beraber aslında hem yani mülteciler sınırı bayağı hani devletin kolaylaştırıcı metodlarıyla götürüldükten sonra Yunanistan'a geçmelerinin ardından çok ciddi kötü muameleyle karşı karşıya kalıyorlardı. Geri itilmeler, hukuka aykırı bir şekilde geri göndermeler ve hatta doğrudan nehre bırakılmalar örneğini görmüştük biz. Sonrasında tekrar Türkiye'ye dönmek zorunda kalan, Yunanistan'a geçemeyen mülteciler Covid'le beraber size dendi ki bundan sonra buradaki insanlara karantina uygulayacak, geri gönderme merkezlerine karantinaya alacağız dendi ve bir anda olay kapandı gibi göründü. Ama aslında hani o insanlara neler oldu? Geri gönderme merkezlerinde mesela çıkan Covid vakalarına dair doğru düzgün bir şeffaflık izlenmedi. Bunun dışında zaten bu şekilde bir koz olarak önce sınıra göndereyim, sonrasında da işte pandemi geldi artık bunu kullanamıyorum o zaman geri alayım gibi politikaların arasında kalan insanların ihlal eden bir uygulama çok yanlıştı. Daha sonrasında pandemi geldi. Pandemiyle beraber sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde mülteciler çok daha katmanlı etkilendi. Çünkü hak ihlallerinden belli gruplar çok daha fazla etkileniyor ama bazı mülteciler bu kesimsellikle beraber çok daha sert bir şekilde hissediyorlar bu hak ihlallerini. Bunların en önemli şeylerinden bir tanesi sağlık hakkının pek çok ülkede sağlık hakkından yararlanamamaları oldu. Türkiye'de sağlık hakkı kısmen garanti altına alınmış olsa da kayıtsız göçmenler için gene çok sert bir şekilde sağlık hakkından yararlanamamayla karşı karşıya kaldık. Ayrıca mülteciler kayıt dışı ve günlük ücretle çalıştırılmanın en fazla yaşandığı gruplardan bir tanesi ve doğal olarak çalışamadılar, kayıtları yoktu ve onların aynı hayatlarını devam ettirebilecek maddi bir gelir de elde edemez durumda kaldılar. Ama bu hani sadece Türkiye'de değil, hem Avrupa'da hem de dünyanın pek çok yerinde çok daha sert ihlallerle de karşı karşıya kalmamıza neden oldu. En başta örneğin sistematik ayrıcalığın çok daha gün yüzüne çıktığını görüyoruz biz. Örneğin Fransa'da mülteci işçilerin çok daha ağırlıklı yaşadıkları mahallelerde işte kimlik kontrolü gibi bir takım şeylerin taciz politikasına döndüğü, bir pandemi bahanesiyle insanların ayrımcılıklar gün yüzüne çıktı hem de devlet güçleri tarafından sistematik hak ihlalleri de çok daha kolay işlenebilir hale geldi. Bunlar arasında işte ifadenin kısıtlanması ya da mültecilere yönelik ayrımcılıkların ortaya çıkması gibi. Fransa'da göçmen işçilerin yaşadığı mahallede hem daha fazla pandemi yasaklarına uyulmadığı nedeniyle ceza kesildi. Halbuki aslında geri kalan mahallelerle aynı düzeyde yasak ihlali varsa vardı. Yine aynı şekilde çok daha fazla kimlik kontrolü yapıldı. Sokağa çıkma yasakları çok daha fazla uzun sürdü. Bunun dışında örneğin Körfez ülkelerinde de yaşadığımız çok ciddi problemler var. Körfez ülkelerinde giden göçmenlerin bir kefili olması gerekiyor. Bu sistemin adına kafala sistemi adı veriliyor. İşveren getirdiği işçiye kefil oluyor ve bunun sonucunda onun iş değiştirmesinden, çalışmasından, hangi koşullarda dışarı çıkacağından tutun da ne kadar alabileceğine, ne yiyebileceğine kadar karar veren bir vekillik sistemi getiriyor ve doğal olarak aslında o insanların da çok daha tırnak içinde söyleyeyim birazcık daha köleleştirilmesine çıkan bir sistem vardı. Bu da özellikle göçmenler ve mülteciler üzerinde ağırsa hak ihlallerine neden oldu. Evet. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da farklı bir durum yok. Ama Türkiye'deki sayı galiba Avrupa'daki en fazla mülteci barındırıyor ve iktidar partisi de bununla övünüyor, biz en fazla mülteciyi barındırıyoruz diye. Bu acaba haklı bir iftihar vesilesi mi? Yani şöyle, tabii ki kapalı, hani
biz af örgütü olarak hiçbir zaman ülkeler sınırlarını kapatsın ve gelen göçmenleri almayın demiyoruz. Tam tersine çağrımız Avrupa'nın da bu sorumluluktan payını alması gerektiği ve artık işte göçmenleri gelmeden durduralım, daha geldikleri ülkelerde durduralım ve o ülkelerle anlaşma yapalım pratiklerinin yerine sınırları açarak bu konuda da sorumluluk altına girmeye çağırıyoruz. Bu nedenle tabii ki hani biz mülteciler gelmeseydi gibi bir yerden yaklaşmamız asla söz konusu olamaz. Tam tersine biz devletlerin bunun önünde politika geliştirmesini teşvik ediyoruz. Bu da ne demek? Geçtiğimiz yıllarda yani Türkiye yönelik büyük göçün başladığı tarihten bu yana geçtiğimizde bir takım iyileştirmeler yapıldı. En fazla af örgütünün buna dair çok net bir araştırması yok ama başka bir araştırmaya referans verebilirim. O da MIPEX Endeksi. Bu kapsamda Türkiye'nin sağlık hakkında ciddi ilerleme kaydettiğini görüyoruz ve yıllar geçtikçe bu konuda belli politikalar geliştirdiğini de görüyoruz. Çünkü artık neredeyse 10 senedir büyük bir göç akını var Türkiye'ye ve bu süreçte politikaların çok daha etkili bir şekilde ve çok daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Bunların en başında Türkiye'deki göçmenlerin en problemli ve hak ihlaline uğradığı alanlardan bir tanesi sigortasız çalıştırılmak. Çok net bir şekilde günübirlik işlere zorlanıyorlar ve belli bir kayıtlılık sistemi olmadığı için düşük ücretlere çok daha insanlık dışı koşullarda çalışmakla karşı karşıya kalıyorlar. Bunun dışında hiçbir şekilde eğitim sisteminin çok da bir rayına oturmadığını görüyoruz. Evet, geçen yıllarda çok da başlandı. Özellikle Suriye'den gelen öğretmenlerin istihdam edilmesi gibi adımlar gördük. Bu anlamda olumluydu ama atılması gereken çok daha fazla adım var. Bu anlamda da politika geliştirmeye birazcık daha odaklanmamız gerekiyor. Evet, Türkiye'de bir de mültecilere bakış açısı iç politikada seçmenlere yönelik propagandalarda da kullanılıyor. Dünyadakinin tersine dünyada muhalefet partileri göçmen hakları konusunda siz denli kuruluşların yanında duruyorlar. Türkiye'de ise bunun tersi oldu. Mesela ana muhalefet partisi lideri birkaç bölgelerde konuşma yaptığında sözüm ona yerel üreticileri destekleme adına konuşurken hükümetin kaynaklarını mültecilere aktardığını ama fındık üreticilerine, çay üreticilerine aktarmadığını, böyle bir kıyaslama yapıldı. Gerçekten mültecilerin böyle avantajları var mı? Üniversiteye efendim sınavsız giriyorlar. Hastanelere, istediği özel hastaneye gidip muayene olabiliyorlar. Devlet bunların parasını ödüyor. Böyle şeyler var mı acaba? Yok, aslında bu çok yaygın bilinen bilgi hatalarından bir tanesi. Aslında verdiğiniz örnekle başlamak lazım. Öncelikle 2015 sonu 2016 başında uygulamaya giren bir anlaşma vardı. Avrupa Birliği ile yapılan göç anlaşması. Türkiye sınır güvenliğinin artırılması karşılığında Avrupa'dan maddi karşılık almayı kabul etti. Aslında bu en baştan şeye çıkıyor. Yani bunun bir siyasi koz olarak kullanıldığını biliyoruz. Bunu Edirne'de de gördük, bu anlaşmada da gördük. Ve bu uygulamalar çok ciddi hak ihlallerine sebebiyet veriyor. Ama işin sonunda şöyle de bir gerçek var ki kimse bunu hayrına yapmıyor aslında. Yani Türkiye mültecileri Türkiye'de tutmayı vaat ederken bunun çok ciddi maddi karşılıkları oldu. Tabii bu arada Avrupa'nın da çok net bir şekilde işine geliyordu. Bu aman mülteciler gelmesin yönünde bir politika benimsemişlerdi. Bunu sadece Türkiye'de değil Libya ile yapılan göç anlaşmalarında da biliyoruz. Libya Avrupa Birliği'ne göre özellikle en fazla Libya'dan göç alan Malta ve İtalya'ya göre güvenliği ilk statüsünde. Ama biz biliyoruz ki bugün Libya'da mülteciler işkence, kaçırılma, tecavüz gibi çok ciddi hak ihlallerine maruz kalıyorlar ve buna rağmen ülkeler Libya'yı güvenli ülke olarak tutmaya devam ediyor. Bunun çok pratik ve pragmatik politik sebepleri vardı. Türkiye için de çok benzer bir şey geçerli. Hani örnek verdiğiniz için bilgi yanlışlarını da düzeltmek gerekiyor. Öncelikle Türkiye'de Suriyeli öğrenciler ancak yabancı öğrenciler sınavına, yani diğer ülkelerden gelen herkesin girdiği sınavla üniversiteye dahil olabiliyorlar. Çoğunlukla zaten sağlık hakkı nispeten garanti altına alınmış olmasına rağmen o da çok fazla
Suriyeli bulunduğu için sadece Suriyelileri kapsıyor. Örneğin Şubat 2020 yılında yapılan bir düzenlemeyle beraber mültecilerin, daha doğrusu zaten Türkiye mültecilik statüsü de vermiyor bu gelen insanlara. Sadece Avrupa'dan mülteci kabul ediyor ve buradaki gelen insanların çoğu ya geçici koruma statüsünde ya da şartlı mülteci olarak adlandırılıyorlar ve mültecilerin sahip olduğu hakların hiçbirinden yararlanamıyorlar. Şartlı mültecilik de şu, devlet diyor ki sana ancak kendine başka bir ülke buluncaya kadar sen Türkiye'de kalabilirsin. Aslında ben senin mülteci olduğunu biliyorum. Savaştan kaçtığını biliyorum ama ben sana bu statüyü vermiyorum. Kendine güvenli bir yer buluncaya kadar geçici olarak kalabilirsin diyor. Ve bu da şu demek oluyor. İnsanlar her gün ben acaba geri gönderilecek miyim? Ben acaba başka bir ülkeye gidecek miyim diye yıllarca bir hayat kuramadan yaşıyorlar Türkiye'de. Bunun sonucunda da örneğin işte Şubat 2020'de çıkan bir yasaya vurgu yapıyordum. O da şu demek, mültecilerin Türkiye'ye geldikten sonra yalnızca bir yıl süreyle sağlık hakkından yararlanması sağlandı ve bir yılı geçirdikten sonra Türkiye'de sağlık hakkından yararlanamaz duruma geldiler. Türkiye'de yaşayan Afganistan'dan gelen göçmenlerin, mültecilerin çok büyük bir kısmı yıllardır Türkiye'de yaşıyorlar ve yıllardır aslında her gün başka bir ülkeye gitmenin hayalini kurarlarken bir yandan da Türkiye'de kalmaya devam ediyorlar. Ve bu insanları sadece sıkıştıran ve siyasi bir koz olarak kullanılmalarına el veren bir ortam oluşturmaktan başka bir şey yapmıyor. Evet, yani Türkiye uzaktan bakıldığında sanki bir kurtarılmış bölge gibi gözüküyor, umut ülkesi gibi. Ama buraya geldiğinde hiç de öyle gözükmüyor. Hatta ülkelerinde cezai yaptırımlarla karşılaşacak olan mülteciler bile iade ediliyor. Özellikle İran konusunda kötü örneklerimiz var, öyle değil mi? Evet, ne yazık ki bazı çok ciddi kötü örnekler var. Onlardan bir tanesi Suriye'ye geri gönderilenler. Yani gönüllü geri dönüş belgesi imzalamasına rağmen gönüllü gitmediğini söyleyen ve bizim de raporlarımızla ortaya çıkardığımız vakalar var. Bunun dışında örneğin şu anda İran'da 3 genç idam cezasıyla karşı karşıya kaldım. Sebebi katıldıkları protestolardı. Geçtiğimiz yıl İran'da çok ciddi şekilde sarsan kitlesel protestolara katıldıkları gerekçesiyle ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldılar. Ve şu anda hakkında İran'da ölüm cezası verilmiş 2 kişi aslında Türkiye'den iade edilmişti. Bu anlamda çok da ciddi bir problemle karşı karşıyayız ve ne yazık ki tekil örnekler değil. Bu zaman zaman karşımıza çıkan ve arka planda da yıllardır devam eden bir şeyin sonucu bu. Evet. Peki biraz da sizden söz edelim. Af örgütü ne zaman kuruldu ve hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor? Türkiye'deki faaliyetleri ne zaman başladı ve siz bu teşkilata ne zaman katıldınız? Hangi duygularla katıldınız? Af örgütünden başlayayım ben. Aslında bizim hikayemiz 1961 yılında İngiltere'de başlıyor. Af örgütünün kurucusu olan Peter Bennison aynı zamanda İngiltere'de The Observer gazetesinin yazarlarından bir tanesi. Ve o dönemki işte Portekiz'e diktatör Salazar'ın hüküm sürdüğü bir dönem ve iki tane üniversite öğrencisinin bir protesto eylemi gerçekleştirdikleri için tutuklandığını okuyor bir haberde. Ve bundan çok etkileniyor. Sonrasında yazdığı köşe yazısında bir çağrıda bulunuyor ve diyor ki eğer herkes Portekiz hükümetine mektuplar yazarak bu tutuklamaların haksız olduğunu söylerse belki o gençlerin haksız yere tutuklanan insanların serbest bırakılmasını sağlayabiliriz. Yani başlatılan kampanyanın adı Appeal for Amnesty, yani af için başvur. Kampanya çok geniş yankı buluyor ve yürütülen kampanyanın sonucunda öğrenciler serbest kalıyorlar. Sonrasında iş şuna geliyor. Eğer gerçekten örgütlü bir şekilde mücadele edersek hak ihlallerini durdurabiliriz ve haksız yere cezaevinde bulunan insanları çıkartabiliriz. Düşünce suçlularını kurtarmasını sağlayabiliriz diyor. Ve af örgütünü kuruyor. Kurulduğu tarihten bu yana hak ihlallerini ilk başta işkence ve kötü muameleye karşı, sonrasında düşünce suçluları hakkında çok geniş kampanyalar yürüttü. Türkiye'de 2002 yılında kuruldu ama aslında 1961'den 2002'ye kadar geçen süreçte de
gönüllü olarak bir organizasyon adı altında olmamakla beraber çok sayıda kişi AFA örgütüyle işbirliği içinde ve temas halinde çalışıyordu. AFA örgütü 2002 yılında dernek olarak kurulmasının ardından zaten bir çok daha geniş bir kitleye çalışmaya başladı. Çalışanlarımızla, aktivistlerimizle, üyelerimizle beraber hareket etmeye başladık. Ve o tarihten bu yanda Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Dünyaya baktığımızda da 100'den fazla ülke ve bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar hem bölgesel ofislerimiz hem de ülkelerin kendi şehirleri olduğu gibi bizim Türkiye şubesi, diğer ülkelerin de kendi şubesi var ve bunlar arasında bir iletişim kuruyoruz. Şunu da söylemek belki çok önemli. AFA örgütü tamamen bir sivil toplum kuruluşu. Hiçbir şekilde hiçbir şirketten ve devletten fon almaz. Sadece üyelerin ve destekçilerin verdiği bağışlarla kendini idame ettirir. Bu da en önemli kriterimiz olan bağımsızlık açısından çok önemli bir nokta. Evet, son soruyu cevaplamadın. Damla Vantaj. Hangi okulda, sen hangi okulu bitirdin? Çünkü insanlar merak ediyorlar. Diyorlar ki genel olarak iyi eğitimlilerden geliyor burası. Bu tür çalışmalarda ben bunu biliyorum. Tabii kendim için sormuyorum. İzleyiciler için soruyorum. Hangi okulları bitirerek buraya geldin ve kaç yıldır AFA örgütünde çalışıyorsun? Ben siyasal bilgiler mezunuyum. Uluslararası ilişkiler okudum. Daha sonrasında yeniden sınava girdim ve ikinci üniversite olarak Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı'nı okuyorum şu anda. Hala öğrenciyim. Uzun süre gazetecilik yaptım ben aslında. Yaklaşık 6 sene gazeteci olarak çalıştım. Daha sonrasında AFA örgütüne geçtim. Yaklaşık bir yılı aşkın süredir de AFA örgütündeyim. Aslında nispeten yeni sayılırım. Evet. Haber yapmaktansa bir şeyleri değiştirmek daha önemli. Öyle değil mi? Çünkü ya öyle haber de, daha önemli demeyelim. Sadece haber yazan değil, haber çıkaran, haber olan tarafa geçtim. Birazcık daha farklı bir bakış açısıyla çalışıyorum diyelim. Evet, bir belgeselde izlemiştim National Geographic'te. Latin Amerika'da ki Kolombiya'da galiba bir İngiliz gazeteci bakıyor, diyor ki burada diyor ben bunu haber yapıp ne yapacağım ki diyor, kalayım burada diyor. Kalıyor ve orada fuhuşa sürüklenen çocuklarla ilgili bir aktivite oluşturuyor. Kendisi de orada kalıyor ve bunu önlemek için ve o zaman belgesel yapıldığı sırada 10. yılındaydı Kolombiya'da ve hayatı da tehlikede tabii ki, çünkü o işi, girdiği iş için diğer tarafında diğer muhatapları yasa dışı çetelerle uğraşıyorlardı. Gazeteciler zaman zaman böyle meslekleriyle vedalaşıp öbür tarafa geçebiliyorlar. Birçok var mı Damla, senin gibi gazetecilikten gelen hem Türkiye'de hem de dünyada? Dünyaya yönelik çok hani kesin bir şey söylememiz zor ama evet, AFA örgütünde var birazcık basın geçmişli insanları seviyoruz. Hani bunlardan çok da değerli insanlar, beraber çalışmaktan da çok keyif alıyorum bu anlamda. Evet, kurucunuz da zaten gazeteci olduğunu söyledin. Evet, yani aslında Peter Benenson avukat ama aynı zamanda da bir köşe yazarı. Bu anlamda çünkü aslında gazetecilikten, basından konuşuyoruz. Yani basın çok ciddi bir perspektifte veren bir zamanda. Yani çok daha geniş konulara hakimiyet anlamında da başka bakış açılarıyla bakabilmenin getirdiği başka bir duruşu da oluyor. Bu anlamda da çok önemli buluyorum. Evet. Peki Uluslararası AFA Örgütü aktivitelerini, etkinliklerini, mesajlarını Türkiye'de basın yoluyla kamuoyuna ulaştırmada ne kadar başarı sağlıyor? Şuna değinmeden yapamayacağız. Tabii ki Türkiye basın özgürlüğünün çok yerlerde olduğu bir durumda maalesef ki. Ve bu anlamda basının çok ciddi bir şekilde ayrışması da söz konusu. Ancak AFA örgütü için şöyle bir durum söz konusu. Biz çok
objektif bir noktadan dünyanın her yerindeki gelişmelere dair her konuda içerik sağlayabiliyoruz. Yani şu anda bizim bugünkü konuşma amacımız aslında göçmenler ve mültecilerin durumuydu. Ancak işte kadın haklarından ifade özgürlüğüne, ölüm cezalarından cezaevine kötü muameleye uzanan bir silsile de çok fazla aslında çalışma alanımız var ve çok kalabalık bir kadroyla bu işi yapıyoruz. Bu anlamda şeyi de söyleyemem, yani tamamen sansürlenen bir kuruluş olduğumuzu söyleyemem ama herkes kendi durduğu noktadan kendi baktığı bakış açısıyla belli şeyleri alıyorlar. Bu da aslında Türkiye'de basın özgürlüğünün kısıtlanmasıyla çok doğrudan alakalı. Peki yaygın medyada ne kadar yer alabiliyorsunuz? Yani bunu sayılarla paylaşmak zor tabii ki. Hani biz mümkün olduğunca kampanyamızı iyi yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda kuruluşlara da mümkün olduğunca ulaşmaya, kendimizden haberdar etmeye çalışıyoruz ve elbette hani yer de alıyoruz. Yer alamadığımız noktalar da oluyor ama bu zaten hani AF örgütü gibi çok uzun yıllardır hak ihlallerine çalışan bir kuruluş için ilk defa karşılaştığı bir durum değil. Son defa da olmayacak. Bu daima böyle gidecek ve biz de aslında iyi şeyler yapabilmek için, hak ihlallerini durdurabilmek için mümkün olduğunca en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Yani evet. Bu anlamda elbette ki medyanın rolü çok önemli ama yaptığımız işlerde belirleyici kısımda birilerinin yer verip vermemesinden ziyade bizim aslında ortaya koyduğumuz şeylerdir diye inanıyorum. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye bir mülteci için geçiş noktası. Zaten yani üzerinde bulunduğumuz coğrafya bakımından da Anadolu, yani sadece şimdi bugün değil, geriye doğru gittiğimizde yüzyıllar, hatta bin yıllar boyunca da bir geçiş noktası olmuş ve değişik uluslar ve değişik beylikler, devletler buralarda, bu topraklarda var olmuşlar ve yaşamışlar. Bu durum aslında şimdi de sürüyor. Ne kadarı kalıcı olabiliyor bu Türkiye'ye gelip sonradan geçmek isteyenlerin? Ne kadarı varlığını sürdürüyor, ne kadarı Türkiye'den ayrılıyor? Buna dair oransal bir çalışma yapmamız çok zor. Yani AF örgütünün böyle bir araştırması yok. Diğer kuruluşlar için de bunu yapmak çok zor. Çünkü hani kayıt dışı olarak gelen ve uzun yıllar burada kalanlar var. Ara ara gidip gelmeler yapanlar var. Hani Avrupa'ya geçmeye çalışıp geri gönderilenler var. Yani bu çok karmaşık ve katmanlı bir grup. O yüzden bir oran vermek ve bunun üzerinden konuşmak çok zor. Ancak şunu biliyoruz. Yani Türkiye'den ayrılmaya çalışan ciddi bir nüfus var ama Türkiye'de hayatını kurmuş ve burada geleceğini burada gören de çok fazla insanlar var. Bu anlamda ısrarla şeyin önemini yapmak lazım. Yani daha ciddi politikalar geliştirip aslında hani mültecilere dair daha uzun vadeli politikalarda yürürlüğe sokmamız gerekiyor. Çünkü şimdiye kadarki uygulamalar hep kısa vadeli ve kısa süreli çözümler üreten şeylerdi. Ancak bu böyle değil. Zaten neredeyse 10 yıl oldu ve çok uzun yıllar daha biz göç ve mülteciler konuşmaya devam edeceğiz. Bu anlamda artık bizim de kendi tutumumuzu değiştirip Türkiye olarak çok daha ciddi bir şekilde politika üretmemiz gerekiyor. Şeyden bahsettiniz siz, ne kadar kalıcı oluyor diye. Aslında gitmek isteyenlerde de şöyle bir durum var. Gitmek isteyenlerin en fazla tercih ettiği güzergah Yunanistan üzerinden Avrupa rotası. Çünkü Bulgaristan zaten bu konuda çok daha sert politikalar benimseyip işte sınıra duvar örmeler vesaire gibi inanılmaz mülteci karşıtı bir propaganda yaptı. Yunanistan'a geçtiği durumda aslında mültecilerin Yunanistan'da karşılaştıkları koşullar da çok kötü. Bu anlamda şuradan örnek verebilirim. Deniz yoluyla Midilli Adası'na geçen mülteciler şu anda Moria kampında kalıyorlardı ve Moria kampı bir yangınla yok oldu. Yaklaşık 12.500 mülteci tamamen barınma koşullarından yoksun bir durumda kaldı. Moria kampı yangının öncesinde neler vardı? Yaz aylarında, daha doğrusu bahar aylarında Midilli'de geçen göçmenler Rodos isimli bir donanma gemisinde tutuldular. Bir donanma gemisine sıkıştırılan yaklaşık 510 mülteci vardı. Ve 510 kişi için, ki bunlar arasında refakatsiz çocuklar, yeni doğum yapmış anneler de bulunuyordu. Sadece 8 tuvalet vardı. Günlerce burada
rağmen işte duş almak vesaire gibi şartlar asla sağlanmadı. Onun dışında kampın yerine inşa edilen alan da çok problematik bir alan. Kış koşullarına kesinlikle elverişsiz. Anakaraya ısrarla gönderilmiyor adalarda bulunan mülteciler. Bu da bambaşka bir başlık. Çünkü o adalarda bir tecrit etme politikası uygulanıyor ve bu da çok ciddi zararlara yol açabiliyor. Bir de tabii ki sivil toplum kuruluşlarının ısrarla baskı altına alınması var. Bu anlamda çok önemli bir hükümetten gelen baskılar nedeniyle kapatıldı. Bu da çok önemli bir gelişmeydi. Bu anlamda hani Türkiye'den çıktıktan sonra sorunlar ne yazık ki bitmiyor. Yunanistan'dan başlayarak Avrupa'nın her ülkesinde bambaşka sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve giderek bu şartlar daha ağırlaşıyor. Politikalar çok daha keskinleşiyor. İşte Libya örneğini az önce anlatmıştım. İtalya'nın Libya ile yaptığı göç anlaşmasının yenilemesi de bunun örneğiydi. Hırvatistan'da gördüğümüz polislerin mültecilere yönelik işkence olayları da bunun örneğiydi. Bosna'da binlerce insanın bir kampa sıkıştırılması da bunun örneğiydi. Ne yazık ki bu şekilde. Evet. İnsan gibi değil de sanki memeli canlılar gibi, daha doğrusu hani telaffuz etmek istemiyorum o kelimeyi, işte köle dönemindeki Amerika'ya şeylerde insanlık dışı koşullarda götürülen Afrikalıların benzeri bu sefer de gönüllü olarak bu tarafa geçiyor ve çok ağır şeylerle karşılaşıyorlar. Mesela kaç yıl oldu hatırlamıyorum ama Kos Adası'ndaydık tatilde ve orada dünyanın her yerinden insanlar var Kos'ta. Herkes geliyor ve o gece işte şeyden, haberlerden öğrendik. Turgut Reis'ten buraya yüzme mesafesi neredeyse orası, botla geçen mültecilerden 15'i hayatını kaybetti ve zehir olmuştu o tatil bana. Ya dedim ki herkes geliyor buraya, sadece bu 15 kişi fazla ve bizim elimizde bir tane belge var, pasaport denen. İşte Norveçlisi var, İtalyanı var, İspanyolu var, Maltalısı var, herkes gelmiş oraya, her ulus. Bir tek Suriyeliler gelemiyor, ellerinde pasaportları yok ve buraya gelmek için de ölüyorlar. Yani İleride bakıldığı zaman bu vahşetin boyutları daha da ağır biçimde görülecek ve biz sanki orta çağa dönmüş gibi yaşıyoruz şu anda. Bakıyorsun, evet, mülteci. Mesela İstanbul'da ilk şeyler görüldüğü zaman, savaştan kaçıp Türkiye'ye gelenler, şöyle şeyler de geliyordu. Aa, Suriyeli falan diye. Sanki hani gezmeye gelmişler buraya ve seni rahatsız etmek için gelmişler gibi. İnsanlar bir ülkenin, yani Türkiye'nin oraya müdahalesiyle o savaş alevlendi ve orada yaşayamaz hale geldiler. Bunu tahlil etmiyorlar tabii ki. Bunun farkındalık yaratacak örgütler de bu konuda bütün insanüstü çalışmalarına rağmen yeterli şeyi oluşturamıyorlar. Biz ancak onları böyle tekil videolarda falan görebiliyoruz. İşte bu başarı öykülerini, başarmış olanları. Mesela Avustralya'da iki savaş mağduru çocuğu evlat edinmiş, annesi babası olmayan bir Avustralyalı aile. İşte yeteneksizsiniz programı tarzı bir programda başarı kazandı ve Avustralyalı kadın kardeşiyle beraber, çocuğun kardeşiyle beraber ağlayarak izliyorlardı onu. Çok duygusaldı. Ama böyle şeyler çok az tabii. Mesela İzlanda'da 1000 kişi 1000 mülteci alacağını açıklamıştı İzlanda ve başvuru oldu. 5000 başvuru oldu. Evine almak için, mülteci evini almak için. Böylesi örnekler var. Türkiye'de de buna benzer şeyler var mı? Pek bilmiyoruz ama mesela iyi politikalarla örneğin o insanlar böyle kötü koşullar yerine kullanılmayan yazlıklar var. Bir tek bunu İzmir depremi sırasında
İzmirliler uygulayabildi belediye sayesinde. Mesela o yazlıklar şeyde yazlık kullanılmayan yazlıklarda geçici süre barındırılabilirler ama tabii bilmiyorum bunun örneği var mı, bu işte bizim sohbetimizden çıkan bir şey mi? Var mı böyle örnekler yani, başka Türkiye'de buna dair örnekler yok ama mülteci hakları bakımından dünyada da elbette ki çok iyi örnekler var. Yani sizin söylediğiniz yerden başlarsak aslında temel mesele mültecilerin bir hak öznesi olarak görülmemesinden kaynaklanıyor. Yani onlara bakış açısının bir hak öznesi, bir hak sahibi olarak bakmadığımız için politikaların da bir koz olarak kullanılmasının önü açıyor. Aslında temel olarak bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Bu anlamda aslında şu noktadan baktığımızda insan hakları mücadelesini çok daha iyi anlayabiliyoruz. Yaklaşık 200 sene önce insanlar kölelik karşıtı bir aktivizm yürütüyorlardı ve bugün geldiğimiz noktada bunun o dönemki anlamıyla gerçek hani karşı karşıya kalınması imkansız bir şey haline geldi. Bütün dünyada bu ortadan kalktı. Bundan yaklaşık 100 sene önce, hatta 50 sene önce İşkence karşıtı çok ciddi bir aktivizm vardı ve cezaevlerinde işkencenin yasaklanmasına dair bir aktivizm yürütülüyordu. Bugün hala bunun örneklerini görmeye devam ediyoruz. Ancak şu da bir gerçek ki buna dair en azından hukuki düzenlemeler yapıldı. Belli şekilde yasalar çıkarttı. Pek çok ülkede bu ortadan kalktı ve bunun da tamamen kalkması için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün gelinen noktada da aslında çok benzer bir şey. Yani bugün yürütülen insan hakları mücadelesi hemen şu anda karşılığını göreceğimiz bir mücadele değil. Yani bunda da şöyle bir vurgu yapmak lazım. Bir insancıl yardım politikası çok yaygın ve son dönemde işte 2000'lerin bir trendi olarak var. Hani gidelim bir yere yardım dağıtalım. İşte bir yeri kurtarıyoruz biz bu yardımlarımızla gibi bir politika var ama bu aslında sadece o anlık duruma değiştirmeye yönelik bir şey. Örgütü gibi, insan hakları izleme örgütü gibi uzun yıllar bu anlamda mücadele veren kuruluşlar çok daha köklü ve temelden bir değişim hedefliyorlar ve bu da şu demek, asla hiçbir değişim bugünden yarına olmaz, çok daha emek isteyen, çok daha zaman isteyen bir şeydir ama kazanımlarımız da bunun karşılığında çok daha önemlidir. Mülteci haklarına dair olumlu gelişmeleri sordunuz, aslında bu arada bazı olumlu gelişmeler de vardı. Bunlardan bir tanesi örneğin Myanmar Rohingya'dan kaçan mülteci çocukların Bangladeş'te eğitim alma hakkı garanti altına alındı. Bu çok önemli bir durumdu. Onun dışında Fransa'da örneğin bir çiftçi mültecilere yardım ettiği için işte Avrupa'da sınır geçişini kolaylaştırmak suçlamasıyla yargılanıyordu. O beraat etti. Bu tarz şeyler önemli. Yani Katar'da az önce referans verdiğim kafalı sisteminin, bu vasilik vekillik sisteminin kaldırılacağı söylendi. Bu da göçmen hakları anlamında önemliydi bu seneye damgasını vuran. Bu anlamda Önemli gelişmeler olduğunun altını çizmek gerekiyor. Ama bir yandan da tabii ki mesela El Hibli üçlüsü dediğimiz bir üç genç var. Şu anda Malta limanında tutuklu bulunuyorlar. Ve şu anda tutuklu olmalarının tek sebebi de 100'den fazla mülteciyle beraber sınırı geçerken onları kurtaran petrol tankerinin onları Libya'ya geri götürmesine karşı çıkmaları. Bir şekilde gemi mürettebatını tercümanlık yaparak ikna ederek Malta'ya geri dönmesini sağlaması. Şu anda tutuklu bulunuyorlar. Böyle örnekler de var. Belki sonuç yerine şunu bağlayabilirim. 2000'lerin politikası sınırı kimlerin geçip kimlerin geçemeyeceğini belirleyen bir politika. Ve bu anlamda hani sizin dediğiniz gibi pasaportlarla evet geçebilirken mülteciler gibi dezavantajlı ve aslında o sınırın seçici geçirgen yapısında istenmeyen grup olarak öngörülen grupların sınırların dışında tutulmak için ellerinden gelenin yapıldığını biliyoruz. Ve karşı çıktığımızda tam olarak bu politikaların değişmesi gerekiyor. Peki Damla Avantaj, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok akıcı konuştun. Eminim pek çok kişiyi de aydınlatmışızdır bu söyleşiyle. Katıldığın ve destek verdiğin için teşekkür ediyoruz. Uğraşlarında başarılar diliyoruz HAP örgütüne. Davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sevgili izleyiciler, Damla Oantaş, Uluslararası HAP örgütü Türkiye Kampanyalar Sorumlusu bugünkü konuğumuzdu. Son derece önemli konulara dikkat çekti. İnsanlık açısından tabii ki. Fakat Türkiye ne yazık ki ağırlıklı olarak vicdanların tedavülden kaldırıldığı dönemlerden geçiyor. Böylesi bir ülkede
Af Örgütü denli çalışmalar çok değerli. Onların yaptıkları ileride bu ülkeye itibar kazandıracak işlerin başında geliyor. Sevgili izleyiciler, bir günün daha sonuna geldik. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.